Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 16 Mart Cumartesi. Güne Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz. Duygusal yoğunluğun yüksek olduğu bir enerji. Gün içerisinde de Ay Yengeç Burcu'nda seyrine devam edecek büyüyen fazda. Şu gün inişli çıkışlı bir gün. Çok fazla açının olduğu. Bir o kadar da hani bizi zaman zaman düşüp zaman zaman yükseltecek enerjilerin olduğu bir gün. İlk açımız 02.16'da kesinleşiyor. Merkür ve Jüpiter arasındaki kare açı. Şimdi bu gelip geçici bir enerji değil. Yani Merkür'ün Balık burcunda seyri, yavaş ilerlemesi, sonra retrosu ile birlikte aslında bir süredir yaşadığımız bir açı. Bu noktada bugün kesinleşmesi enerjinin dorukta olduğunu gösteriyor. Yani en yüksek seviyede yaşayacağımızı gösteriyor ki bu nedir? Gün içerisinde özellikle iletişimde zaten Merkür'ün retro olması ifademizde bizi zorlayabiliyor. Balık burcunda olmasıyla birlikte algımızı birazcık düşürebiliyor. Jüpiter'in aldığı kare ile birlikte bu enerjiyi biraz daha yoğun bir şekilde hissedebilecek olduğumuzu gösteriyor. Çünkü Jüpiter orada olayı büyüterek daha görünür hale gelmesini, bir büyüteç gibi Jüpiter. O Merkür retro itibariyle yaşamayı, yaşamamızın potansiyel olduğu konuları biraz daha görünür. Ki bence bu kötü bir şey de değil. Bir ipucu gibi düşünün. Hani bu konuda demek ki ben bunu yaşayabilirim. Bu görünür kılını diyebileceğimiz bir süreç ve tüm gün etkisini hissedeceğiz. 05.17'de her ne kadar biraz bu etki devam ediyor olsa da iyimserliğimizi kaybetmiyoruz. 04.17 ile 06.17 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi bizi olaylara bakış açımız hususunda biraz daha iyimser, biraz daha duygularımızı pozitif yönde ifade etmeyi tercih edeceğimiz, yaratım enerjisinin yüksek olduğu güzel bir sabaha uyandırıyor. 06.27 Neptün ve Ay arasındaki üçgen nedeniyle hani bu açıyı çok fazla hissetmeyebiliriz ama ben hani kesinleştiği için belirtmek istiyorum. Biraz beklenti içerisine girme gibi bir durum var. Yani özellikle ikili ilişkiler, çünkü 07.27'ye kadar etkiyi hissedeceğiz. İkili ilişkiler, parasal kaynaklar hususunda böyle kendimizi çok da güvende hissedemediğimiz, hatta güvende hissedebilmek için dıştan bir etkiye ihtiyaç duyduğumuz bir süreci barındırıyor. Dediğim gibi 07.27 itibariyle enerji dağılıyor olacak. Çünkü 09.24'te Ay ve Satürn arasındaki karşıtlık duygularımızı bastırmaya itecek bize. Yani orada Ay'ın yengeçte olması her şeyi duygularla çözme ihtiyacı hissettiriyor olsa da bizi, Satürn oradan diyecek ki biraz daha mantık çerçevesi içerisinde hareket et. İleriye dönük plan ve programlarını çok duygu katmadan devam ettir. İçgüdüsel olarak kendimizi baskı altında dirençle karşı karşıya hissettirebilir. Hani sanki böyle bir baskı varmış dışarıdan da kendimizi böyle zorluyormuşuz gibi hissettirebilir. Sabah saatleri o yüzden biraz gergin görünüyor. 11.21 öğlene doğru Ay'ın Mars'ta yapacak olduğu sekstil açı enerjiyi yükseltiyor. Yani orada o sabahın gerginliğini bir noktada fiziksel olarak kendimize girişim yaparak ya da daha rahat girişim yapma diyeyim ben buna. Çünkü Mars hala Boğa burcunda. Hani böyle çok risk alayım da şunu yapayım bunu yapayım diyebileceğimiz bir enerji yok belki. Ama yaşam enerjimizi yükseltecek güzel dengeli bir akış var. 15.53 ki 14.53 ile 16.53 arasındaki 2 saatlik zaman dilimini kapsıyor. Bu sefer Ay-Plüto karşıtlığı var. Burada şöyle bir durum olabilir. Şimdi Ay'ın yengeçte olması duygularımızı karşımızdaki kişiye kabul ettirmek ve istediğimiz cevabı alabilmek hususuna duygusal olarak manipülatif yaklaşımlar sergileyebilecek olduğumuzu gösteriyor. Çünkü yengecin gölgesi diye nitelendirebiliriz. Yengeç duygusal güvenceyi belli bir karşılık almak adına verir. Bu gölgesi, yani her yengeç böyledir demiyorum. Plüton işin içine girdiğinde o gölgeyi çalıştıracak demek. Hani burada birazcık şey var. Hani ben bunu yaptım karşılığı diyebileceğimiz bir enerji barındırıyor. Hani bunu yapmaya başladığımızda bunun geçici olduğunu, 2 saatlik zaman diliminde etkisini hissettirecek olduğunu düşünüp hani orada alacağımız reaksiyonları bir şekilde ertelemekte fayda var diye düşünüyorum.
15.54 sonraki açımız bu sefer Merkür ve Ay arasında güzel bir üçgen açı var. İfadeyi destekleyen, konuşurken, kendimizi ifade ederken bizi destekleyen, yani gerçekten hissettiğimiz şeyi ifade etmemizi sağlayan bir etki barındırıyor. Ama Merkür'ün de Balık burcunda olduğunu unutmamak lazım. Evet, ben çok güzel ifade ediyorum ama orada çok fazla objektivite yok. Yani olaylara bakış açımda sadece kendi tarafımdan yorumlarsam çok da karar ya da alınan sonuçta çok da doğru bir sürece gidilmeyebilir. Hani bu ihtimali de göz önünde bulundurarak, çünkü dediğim gibi gergin bir gün, inişe çıkışlı bir gün, yorucu olabilir bu noktada. 16.08 bu sefer yine tüm gün etkisi altına alacak. Aynı o Merkür-Jüpiter karesi gibi. Merkür'ün Plüton'la yapacak olduğu sekstil bir açı var. Şimdi bu tek başına incelendiğinde çok güzel bir enerji. Çünkü hem araştırmacı tarafımızı devreye sokuyor, mümkün olduğu kadar olayları başka bir boyutunun da olabileceğini düşünüyoruz. Yani gerçek ne? Evet, herkes için doğru yanlış değişebilir ama gerçek neye baktığımız bir enerji. Fakat Merkür ve Jüpiter arasındaki kare açı neticesiyle burada iletişimle yine bir manipülatif enerji var burada. Duygusal manipülasyon burada da devreye giriyor. Hem Merkür balıkta hem de retro. Bir de şunu belirtmek isterim. Hani illa bu şekilde kötü olarak yaşamayabilirsiniz. Yani biraz önce de söylediğim gibi bir araştırma yapmanız gerekiyordur. Bu açının da verdiği destekle birlikte tüm gününüzü o konuya zaman ayırarak, o konunun ile ilgili gerçekleri araştırarak şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Bir de şunu belirteyim. Bu dönemde biraz daha şüpheci olma durumu da var. Hani Plüto ve Merkür arasındaki sekstil, Jüpiter'den alınan kare ile birlikte olaylara biraz daha şüpheci yaklaşarak ve Plüton desteğiyle de olayları abartarak belli sonuçlar almayı itebilir. Hani bunun bugüne özel olduğunu düşünüp, çünkü yarın enerji biraz daha azalarak devam edecek. Birkaç güne zaten enerji dağılıyor olacak. Sonraki açımız 17.17'de kesinleşiyor. Ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu kuzey ay düğümüyle kavuşum, güney ay düğümüyle de bir karşıt açı yaptığını görüyoruz. Burada geçmişten aldığımız deneyimle ya da daha çok genelde şu görülür. Geçmişte deneyimlenen konunun artık kişiyi ileriye taşımayacağı deneyimlenmiştir. Yeni bir şey deneme ihtiyacı ve arzusu güdülebilir. Hani burada bu zaman aralığında 16-17 ile 18-17 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde bu tarz bir ruh haline bürünebilecek olduğumuzu gösteriyor. 21.03'te bu sefer ayın güneşle yapacak olduğu bir üçgen var. Akşamı en azından kendimizle barışık ve uyumlu şekilde kapatıyoruz. Ay ruhu, bilinçaltını, içimizdeki dişiyi, kadını temsil eden, anneyi temsil eden bir figürdür. Güneş ise bilinç üstünü, bilinci, eril enerjiyi, erkek figürleri, otoriteyi temsil eden bir enerji. Aynı zamanda egoyu temsil eden bir enerji. Ve aralarındaki bu yapıcı açı hem kendimizle olan bütünlüğün çok güzel bir şekilde dengeli olduğunu gösteriyor. Kendimizle barışık olduğumuz için de biraz daha etrafa daha yapıcı, uyumlu bir enerjiyle bakacak olduğumuzu gösteriyor. O nedenle hani günün yorgunluğunu ya da o inişi çıkışlı ruh halini atlatabilmek adına belki hani güzel bir hoş sohbet, bir arkadaşımızla görüşebiliriz ya da ebeveynlerimizle güzel vakit geçirebileceğimiz güzel akşam saatini gösteriyor bize. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım.
Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.